Merhaba. Ankara sözüm ona şiddetli bir siyasal krizle sarsılırken zaaflarını da ele verdi. Hadiseyi hatırlayalım. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alındıktan sonra onun adamı varsayılan 15 Temmuz gecesi Soylu'ya destek için TRT'ye giden silahlı adamlardan Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te yurt dışına çıkarken havaalanı yolunda yaka paça gözaltına alındı. Bu operasyonu yapan polis müdürlerinin evleri arandı sonra gözaltına alındılar. Salı günü Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na darbe girişimi dedirten konuysa dosyadaki gizli tanığın bu polislerin telkiniyle kabineden bir takım isimleri ifadesine eklemeye çalışması. Bahse konu ifadede MHP'den isim olmadığı halde Bahçeli'nin celallenmesi, MHP'nin emniyet ve yargıdaki gücünü koruma ve takviye etme çabasından başka şey değil. Ankara ve İstanbul Emniyetinde tepe yönetimi belirlemek istiyor. Zirvede bu kapışma olurken yaşananlar hayatın olağan akışına ters. Türkiye'deki durumları kastederek söylüyorum tabii. Şöyle ki. 1. En az 10 yıldır sınavsız mülakatla istediği atamayı yapan iktidar ortaklarının Ankara Emniyeti bizi operasyon çekiyor demesi aptalca. 2. Gizli tanık ifadesine Erdoğan'a yakın isimler eklenecek. Polis bunu tutanağa geçirecek. Savcı işlem yapacak. Öyle mi? Bu yolla partinin çaycısını bile alamazsınız. 3 gizli tanık Serdar Sertçelik için Ayhan Bora Kaplan'ın ikinci adamı deniyor. Hem sanık hem gizli tanık. Öyle şey olmaz da Türkiye'de oluyor. Ayrıca soruşturma tamamlanıp iddianame kabul edildikten sonra polisin işi biter. 4. Serdar Sertçelik ayağında elektronik kelepçe varken 9 kere ihlal etmiş bunu. Göz yumulmuş. Öyle ki bir defasında gece kulübüne gidiyor. Kavgaya karışıp vuruluyor. 9. ihlalde de yurt dışına kaçıyor. 5. Peki operasyon çeken bu polisler yürek mi yedi? Neye güvendiler de kendilerini yaktılar? Basiret bağlanması mı? Başka şey mi? Temel beş soru bu. Haftada bir grup konuşması dışında ortaya çıkmayan Bahçeli iki haftadır boş geçmiyor. Geçen hafta Sinan Ateş cinayetini cemaate bağladı. Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvaya mı dayanacak? Podri meydan hep beraber göreceğiz. Bu haftada ayranımızı kabartmasınlar sabrımızı taşırmasınlar deyip Ankara emniyetindeki operasyonu tetikledi. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir. Emniyet ve yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın koltuğu sallanıyor. Saraydaki kriz toplantısına çağrılmadı. Mahalle bu defa darbe söylemini pek inandırıcı bulmasa da sesini çıkaramıyor. Nasrettin Hoca'nın ödünç kazan fıkrası misal. Daha önce kazanın doğurduğuna inananlar şimdi pekala öldüğünü kabul edecekler. Ülke benzer zırvalarla 10 koca yılı kaybetti. Makam odasındaki saatin pilini çıkarıp 17.25'te durduran Bahçeli'nin Erdoğan'la anlaşınca çark ettiği 17.25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması iyi çalışılmış, hiçbir delili çürütülememiş bir dosyaydı. Mahalle birileri iktidarı dizayn etmeye çalışıyor. Bunun yanında olmayız deyip hükümete darbe söylemini kabul etti. Erdoğan da bunu etki ve güç alanını genişletmek için tepe tepe kullandı. 15 Temmuz da böyledir. Başkanlık rejimini tamamlayan bir operasyondur iktidar ortakları içerideki güç savaşını devlete operasyon ezberiyle iyi pazarladı yalnız. Kimse de korkudan hadi oradan diyemiyor. Nasıl desin ki Türkiye lehine görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanlarına yönelik yeni yargı paketi yolda. Öyle esnek bir düzenleme ki niyeti bozmuş bir savcı canını sıkanı gözünü kırpmadan casusluktan tutuklatabilir. Tüm bu gürültü arasında Erdoğan'ın aile medyası sabahın haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek kendini ortaya atarak iki mühim çuvallamaya imza attı. Önce Erdoğan'ın Ankara Emniyetindeki operasyona Meclis grup toplantısında sert cevap vereceğini söyledi, Erdoğan konuya hiç girmedi. Sonra Ankara Emniyet İstihbaratı'nın 280 siyasetçi ve gazeteciyi yasa dışı dinlettiğini iddia etti, Emniyet Genel Müdürlüğü bunu yalanladı. Bu bir ilk. Erdoğan'ın medyasında MHP'ye çalışan kriptolar mı var diye konuşulurken, aynı gece aynı isim yeni bir iddiada bulundu. Kirli kumpasta çarpıcı gelişme ikinci bir gizli tanık var. Bana da başlığı attıran bu oldu. Ya MHP sabahı ele geçirdi ya da Erdoğan yeni oyun kuruyor.